Bluefish. Yersen. Referans kulaklık var mı? Neye referans artık? Gördün mü oyun direksiyonunu? Kim bakıyor abi buraya? İşime yaramayacak. Ver 50 milyon da. İşime yaramayacak şu an. Ver öylesine 50, sordum ver abi. Ver 50 milyon. Razer mı? Merhaba Webtekno takipçileri. Şu anda İzmir'in en büyük bit pazarlarından birisindeyiz. Ve bu videonun olayı da şu. Ben içeriden bulabildiğim en ucuz oyuncu ekipmanlarını bulacağım. Ve hep birlikte ofise dönüp masa başında bu aldığımız ekipmanları birlikte inceleyeceğiz. Meli, oyuncu ekipmanı sayılıyor mu abi bu? İnternet kafe klavyesi. Kolay gelsin. Bak, o aradığımız klavye burada abi. WASD renkli ise gaming klavyedir. Set halinde ne kadara bırakıyorum bunun ikisini abi? 100 lira. 90 yapalayım. Vallahi ama. İlk pazarlık bayağı kolay bitti yani. Kolay gelsin. Devam abi. Abi adam elektrik panosu satıyor. Bakar mısın? Hadi be. Çalışıyor mudur bu? Ne kadar bu? 50 mi? Yapma. 40 yap. Alayım. 40 yap alayım. 40 yap alacağım. Yaptın mı? Eyvallah. Veriyorum. Kolay gelsin. Robot süpürge var. Dreamy. Robot süpürge ne kadar? 300 abi. 300 lira. Heh, ben denememişim. Şarjı yok, şarjı. Geçen sağlamı vardı, ben 1000 liraya sattım. 1000 liraya sağlamını. Evet. Biz internetten bayağı kazıklanıyoruz galiba. Şunu gözüme kestirdim bak. Game Master. Çünkü neden olmasın? 50 mi? 40 yapalım. Oldu. Her şey 40'a alıyoruz. Şu ana kadar ne kadar harcadık? 90 pardon. Klavye mi? Mouse. 40 lira oyun kolu ve 40 lira da bir kulaklığımız oldu. Ben burada bir şey gözüme kestirdim. Ha, şu iPhone. Abi bu iPhone ne kadar? Bunu da 40'a ver alacağım. Yok, çalışıyor. Çalışıyormuş, o yüzden 40'a düşmüyor abi. Bakarız biz, çalıştırmaya çalışırız. Sen 50 çek oradan. Eyvallah abi, kolay gelsin. Bu arada abi, bilgisayar ne kadar ya? Şu. Ver 75 milyon. İşime yaramayacak. Ver 50 milyon. Da. İşime yaramayacak şu an, öylesine sordum abi. Ver 50 milyon. Bunun kilosu yemin ederim. Abi kulaklığı kapattık 40 liraya. iPhone'u kapattık 40 liraya. Söylediğine göre iPhone çalışıyor ama buna bir başka videoda değiniriz artık. Bu sağlamsa bunu alalım abi. Bu kreatif iyi iş yapar. Hoparlör alacağım da senden. Ama şu klavyeyi de istiyorum. İkisini toplam ne kadar yaparsın? 130. Tamam, anlaştık abi. Bluefish. Yersen. Şöyle verdim abi ben sana. Belki bir ara bit pazarına tekrar gelir. Sıfırdan bir gaming. Böyle bilgisayar toplarız, kasa toplarız. İsterseniz yorumlarda belirtmeniz yeterli. Razer mı? Abi Razer'in oyun faresini buldum bak. Bu ne kadar? 30 lira. Alalım 30'a ya bence. Makroları falan da var. Bunu görünce kulağıma şey geliyor abi. Telefon çalardı bunun yanında, hatırlıyor musun? Bunlar ne kadar abi? 50 lira olur. 50, 40 yapalım be. 100 lira da 50 lira. Abi meslekten faydalandı. 50 liraya veriyor. Bu kadar hoparlörü ne yapacağız acaba biz? Ama yalnız Razer iyi düştü. Abi kolay gelsin. 130 liraya hoparlörle klavye aldık. Razer mouse aldık 30 lira, 160. Hoparlör aldık Expert, efsane 50 lira. 210 lirayı bu poşete kapattık. Dönelim çantaya bakalım abi şimdi. Klavye mouse 90 lira, kulaklık 50 lira. 350 liraya bayağı iyi alışveriş yapmışız Melih. Şimdi bütün aldıklarımız toplamda yaklaşık 350 lira para ediyor. Bakalım hangisi çalışacak, hangisi çalışacak. Artık bundan sonrası Allah kerim. Zaten çoğu yerden emanet aldık bunları. Evet, bit pazarı macerası böyle. Test edeceğiz, oyunlarda deneyeceğiz. Ne kadar temiz, ne kadar değil, hem ona bakacağız. Everest, klavye ve fare set aldık. Abi ben klavyeye dokunmaktan çok çekiniyorum şu an ya. Bunu biz 90 liraya almıştık arkadaşlar. 250 civarı bir fiyatı var internette. Kâr etmiş görünüyoruz. Bu haldeyken ne kadar temiz olduğunu çok merak ediyorum. Şuraya bak abi. Bu test sonuçlanırken size olayından bahsedeyim. 200'e kadar temiz, 200-600 arası kabul edilebilir. 600 arası... Allah... Kahretmesin. Bu ne oğlum? Ben şöyle bir sileyim arkadaşlar bunu. Yoksa benim için çok güvenli bitmeyecek bu video. Bakalım şimdi çalışıyor mu? Testleri yapalım. Oyuna girelim, çıkalım. Hep birlikte görelim. Sol tık okey abi. Sağ tık okey. Yukarı scroll okey. Aşağı scroll okey. Fare testi geçti. Başlıyorum F'lerden. Ya test sesi İngilizce olduğu için tabii bazı butonlar yok ama şu an bastığım her tuş sırayla çalışıyor arkadaşlar. Klavye mouse şu an testi geçti. Siyah karartıda gördüğünüz tuşlar şu an zaten bu klavyede olmayan tuşlar. Bu arada ben Valorant'ı bayağı çıktığında oynadım arkadaşlar. O yüzden kötü oynarsam bana söylemeyin. Yani ilk bakışta klavyede oyun akıyor. Hani çok Valorant uzmanı değilim. Hep beni arkamdan vurdular ama galiba birini aldım bu sırada. Valo bende yok abi. Valo sıfır. Kaç para kâr ettik şimdi? 90 lira aldık biz bu klavye fareyi ama set halinde internette 250 liraydı. Ama az önce baktı. Yani 160 lira cebimizde kaldı. Evet arkadaşlar, gelelim sıradaki ürüne. Bu oyun koluyla mutlaka evde Euro 2008 PES 2009 atan vardır. Bayağı da pismiş. Az önceki klavyenin skoru 66.000 küsür çıkmıştı. Bakalım bunun kaç çıkacak? Bu da 12.000 civarı çıktı. Yani ona kıyasla bayağı temiz aslında bana. R2 okey. R2 okey. R1 okey. Yukarı, aşağıya, sağa,
sola, hepsi çalışıyor. Joystickler dışında herhangi bir sıkıntı yok. PES değiştikten sonra, adı e-futbol olduktan sonra hiç oynamadım. Kötü oynayabilirim ama zaten hakimim oyunun temel dinamiklerine. Evet, analog açık, başlayalım bakalım. Burada tuşların yeri karışmış bu arada. Şimdi anlaşıldı. Üçgenle şut atıyorum. Biraz zor olacak benim için ama. Bak kol çalışıyor yani, onu görmüş olduk. Bir tane çektik. Yani sonuç olarak oyun kolunun çalıştığını görüyoruz net bir şekilde. 2-3 tuş ayarından sonra gayet rahat kullanılabilir arkadaşlar bu. Şimdi çok vakit kaybetmeden sıradaki ürüne geçelim. Game Master kulaklık. Kulağıma takmadan önce yine bir hijyen testi yapmak istiyorum. 3848, en temizi bu çıktı lan. Hakkını yedik bunun, hakkını. Sen yat kalk dua et Game Master'a, tamam mı? Adam öyle bir ürün yapmış ki yerlerde geziyor yine kirlenmiyor. Kulaklık girişi bertaraf olmuş. Taktık kulaklığı, bakalım çalışıyor mu, ses geliyor mu, bir deneyelim. Ses ayarlarını yapalım. Abi geliyor mu? Tamam. Evet, gördük ki kulaklık çöp, çalışmıyor. Tek ölü yatırım bu oldu. 40 lira kaybettik. Çalışsaydı bu kulaklık biz 2 lira kârda olacaktık. Şimdi 40 lira zarardayız. Evet, geldik diğer ürüne. Var mı bunu hatırlayan abi? Bunun içinde şey de yok, hoparlör de yok galiba. Çok hafif lan bu. Işık geldi. Şu an 2. Dünya Savaşı'nda şey arıyorum abi, radyo kanalı. Oğlum çok üzüldüm ya. Ben çalışsaydım masama koyacaktım, eve götürecektim ben bunu ya. Üzüldüm. Bunlar bu arada o zamanlar da çok bozuluyordu. Yani 2 seneden fazla kullanan varsa... Aha! Olur, çalıştı! Gelelim sıradaki ürüne. Şimdi sırada üçlü bir set var. Bu eksper hoparlörü ben atladım ama onu 50 liraya almıştık. Sıfır olmayacağı için genelde böyle eskiden bilgisayar yanında verilen bir hoparlör olduğu için sıfırıyla karşılaştırma şansımız yok ama 50 liraya yaşadığım mutluluğu az önce gördünüz. Sırada bir klavye, bir fare, bir de hoparlör var. Işıklı mışıklı Piranha klavye. Ve bunun yanında 30 liraya aldığım Razer Mouse var. Özellikle ben bunu çok merak ediyorum. En aşağı 600 liraya, 700 liraya şu an bunun sıfırı satılıyor zaten. Bu klavye ile birlikte aldığımız ikinci üründe yine bir hoparlördü arkadaşlar. Creative, eski efsane marka Creative'in toplam klavyeyle, Piranha klavyeyle hoparlörü biz 130 liraya almıştık. Klavyeyi 100 liraya saysanız hoparlörü de 30 liraya sayabilirsiniz. Yani biz bu alışverişten yaptığımız kar 170 liraydı, 160 liraydı. 180 lira klavye cepte kaldı yani. Hoparlör de hediye oldu. Geldi ışık, görüyor musun? Bakalım abi geliyor mu ses? Şu an mantığa göre bastığında çalması lazım. Şaka yapıyorsun. Kusursuz, bedavaya alınan hoparlör. Ses ayarına bakalım, potunda bir sıkıntı var mı? Tizlerde biraz gidiyor arkadaşlar sesi ama bence 30 liraya saydığımız bir hoparlör için, hele hele bedavaya varsaydığımız bir hoparlör için epey iyi. Gelelim klavye ne kadar temiz ona bakalım. Ben yine önceki klavyedeki gibi sağa sola dokunuyorum. Klavyede 4936 çıktı. Şu ana kadar test ettiğimiz en temiz ürün bu. En çok merak ettiğim ürün Razer Dated'ir Expert'e geldik. Biz bunu 30 liraya aldık arkadaşlar. Çalışıyor abi Razer. 30 liraya yaptığım en güzel alışveriş bu. Sol tık çalışıyor, sağ tık da çalışıyor. Scroll yok hocam. Yani bu 30 liralık sonuçta ikinci el bir fare. Vopedlerin çıkması çok doğal. Altı da epey eskimiş ve köşelerinde erimeler var. Şu an sıkıntı yok. F'lere bakalım. Altı patlamış. Numpad'deki altı ve nokta tuşu dışında hiçbir sorunu yok klavyenin. Şşt, neredesiniz oğlum? Bu arada gecikme falan yok. Sıfır eğimle devam hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Mouse sorunlu. Ya şu dairesel harekette bir şey yok ama az önce sanki bir ince kaydı gibi geldi. Ne sövüyorlardır bana var ya şu an, ne sövüyorlardır. Evet arkadaşlar, yani gördüğünüz sonuçta aldığımız ürünlerden sadece bir tanesi çalışmadı. Bir de hoparlör biraz sıkıntılıydı. Tabii ufak tefek sorunları var ürünlerin, USB girişlerinde falan, bunları geçiyorum şeyler. En nihayetinde biz Bit Pazarından belki de ikinci, belki de beşinci el ürünleri aldık. Alışveriş yaklaşık 380 TL'ye mal ettik. Eğer bunları internetten alacak olsaydık toplam kârımız ne kadar olurdu? Şu an ekranda görüyorsunuz. Ben çok fazla uzatmadan videoyu kapatmak istiyorum. Eğer Bit Pazarına gitmemizi ve oradan farklı ürünlerde almamızı ve denememizi istiyorsanız yorumlar bölümünde belirtmeniz yeterli. Web Tekno'ya abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.